Yani bu konuda bir yorum yapmam çok olanaklı değil ama şunu söyleyeyim. Öncelikle ben çok nezaketlisin de çok teşekkür ederim. Yani bu ölçüde yetkin siyaset uzmanının ve gazetecinin bulunduğu yerde bir Sedat Peker'in konuşmaları üzerine değerlendirme yapmak zaten gerekli de değil. Ayrıca Sayın Pekşen öyle derli toplu ifade etti ki değerli üstadım. Sedat Peker'in geçtiğimiz yıl Mayıs ayından itibaren Türkiye gündemine gelen sizin ifşa olarak ifade ettiğiniz haklısınız değerlendirmelerini çok güzel özetledi. Dolayısıyla zaten bana söyleyecek söz bu anlamda yok. Benim özlemimin sebebini biliyorsunuz. Onu da vurgulamak isterim. Yani çekinmek vesaire değil bu. Hem benden daha iyi değerlendirebilecek kişiler var. Hem Sayın Sedat Peker'in açıklamalarının izaha muhtaç olduğunu düşünmüyorum. Yani bir tercümana ihtiyacı yok. Üçüncüsü, bana sorarsanız şu an benim avukat olarak kendisine katkı sağlamam. Elbette benim dışımda onlarca avukat bu görevi layık ve içeri yapabilir ama şu an görev bende olduğu için bu sınırı o özenle çizmeye çalışıyorum. Size saygı gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sayın Peker'in dijital tecritli olduğu artık aslında Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları da bunu da sorgulamaksızın kabul ediyorlar. Çünkü niye doğru? Niye onun ters söylediğinin doğru olduğunu kabul ediyorlar? Çünkü bugüne kadar her dedi doğru çıktı. O yüzden ben de bir Cumhuriyet yurttaşı olarak değerlendiriyorum bu kısmını. Ama herhalde artık canına tek etti. Yani ülkenin gittiği halle ilgili Türkiye'de siyaset kurumunun var olduğu, içinde bulunduğu artık çürümenin geldiği boyut. Bunun yanında sadece siyaset kurumuyla da ilgili değil ve sadece iktidarla da ilgili değil Sayın Mola Veysoğlu. Yani Sedat Peker'in geçtiğimiz yıl ortaya koymuş olduğu, çekmiş olduğu videolarda Türkiye'deki birçok gazeteci kılıklı ama başka hizmetler içinde bulunan insanlar da ifşa oldu. Geçtiğimiz haftaki açıklamalarında bir dönem muhalefetin içinde, ana muhalefetin içinde de yer aldığını bildiğimiz, ana muhalefetin genel başkanının dizinin dibinde yer aldığını bildiğimiz kişiler de ifşa oldu. O yüzden bence Sedat Peker'in açıklamalarını... Eski genel başkanı. Evet, eski genel başkanı. Sedat Peker'in açıklamalarını bulunduğumuz konum ve bulunduğumuz siyaset penceresi dışında değerlendirmemiz lazım. Yani doğruluğunu, yanlışlığını tartışma hakkı, değerlendirme hakkı elbette herkesin var. Ama kime dokunuyor, nasıl dokunuyor bunun üzerine durmamak lazım bana sorarsanız. Ben de şunu söyleyeyim. Yani son dönem yapmış olduğu açıklamalar da Sayın Haluk Pekşen yine meslek üstadım çok bana hiç söz söylememe gerek bırakmayacak biçimde ifade etti. Hiçbir anlamı yoksa şu anlamı var Sayın Molla Veysoğlu. Türkiye en uzak ihtimalle önümüzdeki bir yıl içinde bir seçim yaşayacak. Bu seçime muhalefet hazır mı değil mi? Umarım ve Sayın İyi Parti temsilcisinin ifade ettiği gibi mutlaka da hazırdır. Bundan önceki son yerel seçimlerde bu hazırlığın çok derli toplu yürüdüğünde gördük. Ama hiç değilse yurttaşın da bu sandık demokrasisinin kendisinin son çaresi olduğunu anlayıp algılayıp bu minvalde yürümesi ve sandığa sahip çıkmasının artık son şans olduğunu bilmesi gerekir diyor Sayın Peker. Benim açımdan mesela bir Cumhuriyet yurttaşı olarak en değerli ifadesi bu. Diyor ki o paylaşımlarında, ona atfedilen paylaşımlarda deniyor ki artık bugün bunun buradaki kaderi kendi eline almazsan ve sana biçilen rolü üstlenmemeye direnmezsen, buna meydan okumazsan belki yeni bir seçim önünde olmayacak. Bana sorarsanız cümlelerin içindeki en değerlisi bu. Evet, tabii çok önemliydi. Sayın Pekşen'le de konuştuk. Bunları biz bir bilgi olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani bir siyasi okumadan ziyade Peker'in ifadesi olduğu için bir olasılık, bir bilgi olarak bu notları da değerlendirmek gerekiyor. Onu da konuşacağız şimdi bu bölümde. Lütfen ayrılmayın, size sorularım olacak. Hem bu dijital tecrit noktasında hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde olması. Sevgili seyirci hatırlatalım, Türkiye ile BAE arasında bir dönem büyük bir kriz vardı hatırlarsınız. Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'u finanse etmekle suçladı. En üst perdede İçişleri Bakanlığı düzeyinde, Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde, Milli Savunma Bakanlığı düzeyinde bu açıklamalar yapıldı. AKP iktidarı 15 Temmuz'un faillerinden biri BAE'dir dedi. O noktadan dostum BAE'ye süreç evrildi ve o süreç, yani tırnak içinde o iletişim başladığı andan itibaren de Sedat Peker'in dünya ile iletişimi kesildi.
Bizim bildiğimiz Sedat Peker'e Birleşik Arap Emirlikleri burada kal ama kaldığın süre boyunca da tırnak içinde bizi zora sokacak açıklamalar yapma, bu açıklamalara devam etme dedi. Elbette Türk hükümetinin telkiniyle bu yaptırımı Peker'e uyguladığını söyleyebiliriz Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Biraz daha detayına bakacağız ama Sayın Selçuk Özdağ programımıza katıldı. Oradan başlayalım. Sayın Özdağ, yani Sedat Peker yine yaptığı açıklamada, yaptığı paylaşımlarda seçim güvenliğine vurgu yaptı. Ve dedi ki işte sokağa o güne kadar çıkmayın ama o günde sandıkla gitmek istemeyenler olacaktır. Buna önlem almak lazım, bunu düşünün şeklinde bir ifadede bulundu. Biz de Peker'in bu paylaşımını da altlık yaparak, zemin yaparak aslında uzun süredir konuştuğumuz konuyu, seçim güvenliğini programın başından bu yana tartışıyoruz. Siz nasıl bakıyorsunuz? Buyurun. Şimdi seçim güvenliği meselesi vatandaşların meselesi değildir. Vatandaşlarımızın meselesi sabah 08 ile akşam 18 arası oy kullanmadır. Yani erkeklerden kadınlara, gençlere kadar oy kullanma şartlarına haiz olan, o yaşta olan herkesin en güzel elbiselerini giyerek sandığa gitmeleridir. Ve Türkiye'de kararsız kalmadan, tarafsız kalmadan, Türkiye'de protesto oyu kullanmadan, yani ben artık sandığa gitmiyorum, protesto ediyorum demeden, herkesin yani 60 milyon kişinin sandığa gitmesini temin etmektir. Bunu yapacak olan muhalefettir. Neden? Çünkü muhalefet Türkiye'de biraz önce işte Deli Çavuş feyik hesabıyla söylendiği gibi de, öyle tırnak içinde söylüyorum, deli falan da değil, çok da akıllı bir yorumlar yapılıyor buradan. Kendisine bu şekilde bir feyik hesap isim konulmuş. Bunun, bu seçimlerin son seçimler olduğunu, hatta demokrasi adına son seçimler olduğunu, neden? Her zaman söylediğim gibi otoriter yapılar da seçim yaparlar. Evet, Türkiye'de bir otoriter yapı olursa onlar da seçim yaparlar. Neden? Meşruiyetlerini seçime evet, borçludurlar. Göstermelik oluyor seçimler. Ve o seçimler Saddam'ın ülkesinde var, Kuzey Kore'de var, geçmişte başka ülkelerde vardı, Libya'da vardı, Suriye'de vardı, Özbekistan'da vardı. Bugün Kazakistan bile artık parlamenter sisteme geçti. O nedenle bu bizim son seçimimiz. Ve ben şunu söylemek isterim. Vatandaşlarımız sandığa gitmeliler. Biz muhalefet olarak onlara bu yapabileceklerimizi, vaatlerimizi doğru takdim ederek, yani seçim öncesi neler yapacağımızı, seçim günü neler yapacağımızı, seçimden sonra parlamentoda neler yapabileceğimizi ve de kendilerini nasıl zengin, kendilerini nasıl özgür, kendilerini nasıl mutlu kılacağımızı doğru cümlelerle, doğru propagandalarla anlatarak onların sandığa gitmesini. Aksi takdirde Türkiye'de bir daha zenginliğin olamayacağını, bir daha özgürlüğün olamayacağını, bir daha mutluluğun olamayacağını onlara mutlaka söylememiz ve ikna etmemiz gerekiyor. Sandığa yönlendirme. Peki seçim güvenliği ve sandık güvenliğini kim sağlar?